Aktif spor hayatıma 2000 yılında kickboksa başladım. Bunun haricinde aşağı karate ve klasik boksa da ilgilendim. Kickboksta 2002, 2003, 2010 Türkiye şampiyonuyum. Aynı zamanda WMAO Avrupa kickboks şampiyonuyum. Karate'de 2005'te Türkiye şampiyonluğum var ve Avrupa klasik boks üçüncüsüyüm. Şu anda WMAO Dünya Şampiyonası için bir teklif geldi. Onunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ona hazırlanıyorum. Aynı zamanda 2003 Dünya Şampiyonası'na da hazırlanıyorum. Ülkemizde olacak olan. Dövüş sporuyla hiç alakam yoktu. Yalnız polislik sınavlarına girdiğim zaman bana mülakatta sordukları ilk soru dövüş sporu biliyor musun olmuştu. Zaten içimde bir çocukluğumdan beri bir uhdeydi. Dolayısıyla ilk girmiş olduğum salonda spora başladım. Çok şanslıydım çünkü o salondaki antrenör, milli takım teknik direktörüydü. Bu işin üstadı bir hocaydı. Dolayısıyla bu şansımdan dolayı önce İstanbul şampiyonluğu, sonra Türkiye şampiyonu ve milli takım derken devam etti. Spor hayatıma 10 yaşında başladım. Sırasıyla karate, tekvando, kickboks yaptım. Kickboks'un aynı zamanda kurucusuyum. 8 sene kickbox milli takım teknik direktörlüğü yaptım. Ben ilk 89 senesinde dünya üçüncüsü oldum. IAKSA'da dünya üçüncüsü oldum. Daha sonra Vako'da dünya ikincisi oldum. Daha sonraki yıllarda profesyonelliğe geçtim. Aynı zamanda 3 kere dünya şampiyonluk Vako'da dünya şampiyonluk kemerini aldım. Ondan sonra tabii kickbox Türkiye'de yoktu. Kickbox'u kurmak için Türkiye'de federasyon çalışmalarına başladık. 94 senesinde federasyonu kurduk. İşte dolayısıyla ondan sonra spor hayatımın müsabakalık yönünü bırakıp yöneticiliğe başladım. Teknik direktör olarak milli takıma görev yaptım. Birçok sporcu arkadaşlarımıza yardımcı olduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri için elimizden geleni gösterdik. Şu anda halen kickbox milli takımında faal görevim yok ama antrenör olarak kickbox antrenörü yapmaktayım. Bayan arkadaşlarımız daha prensipli çalışıyorlar. Bir kere bir sporda başarılı olmanız için biliyorsunuz teknik, taktik her şey gerekli ama prensip ve özel yaşamda çok önemli. Gerektiğinde vitaminini alacaksın, besleneceksin, uykunu uyuman lazım. Bizim Türk insanları bunu daha çok yapıyorlar. Avrupalı rahat. Kadına şiddet özellikle bu konuyla ilgili çok ciddi problemler yaşanıyor. Psikolojik olarak kendilerini savunmak istiyorlar ve bu işi öğrenmek istiyorlar. Çünkü bu sporun fiziksel sağlamış olduğu yararlardan ziyade psikolojik olarak kişinin kendine güvenini sosyal yaşamında çok pik seviyeye çıkarabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar bayanları ben tercih ediyorum ama erkek öğrencilerim de yok değil, onlar da çok fazla. Genelde grup derslerim karma ama özel derslerde bayanlar daha fazla tercih ediyor.